18. olarak CD ve DVD'ler almıyorum. Zaten her şeyi online, işte bir sürü Netflix, Blue TV, televizyondan izleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bilmiyorum artık şu zamanlarda hani CD ya da DVD kullanan kaldı mı? Ama kaldıysa da gerçekten saygı duyuyorum. Artık kullanmadığım için bu satın almadığım maddelerden biri. 19. olarak trend olan ürünler. Ya bu da şu demek oluyor. İşte geçen yaz bilmem ne böyle desenli, çiçekli, böcekli modeller modaydı, trendti. Hadi ondan alalım. İşte bilmem geçen ayın işte ne bileyim Şubat ayında böyle peluşlu şeyler modaydı, böyle montlar falan, hani ondan alalım gibi gibi, neyse atıyorum yani şu anda trend olan ürünler istemiyorum. Bana kendimi iyi hissettiren, uzun süre kullanabileceğim ürünlerden, kıyafetlerden yanayım. Dolayısıyla trend olan ürünler artık satın almadığım 19. maddemizi oluşturuyor. 20. maddemiz dergiler. Dergiler evime girmiyor, satın almıyorum. Zaten bir şeyi merak ediyorsam onu, yani anneme gittiğimde genelde onda bazen dergiler oluyor, ondan okuyorum. Ya da online zaten hani merak ettiğim bir şey olursa oradan bakıyorum ama dergi kesinlikle almıyorum. 21.'si, ya buna bir tuzak diyeceğim çünkü bu tuzağa ben çok düştüm. Hediyelik eşyalar. Yani ne zaman böyle farklı bir ülkeye, bir şehre gitsem hep böyle şu arkadaşıma şunu alayım, kendime şunu alayım, wow bu ne kadar enteresan, bunu alayım. Böyle bir tuzakta buluyordum kendimi ve artık fark ettim ki hani geliyorum sonra eve, nereye koyacağımı bilmiyorum. Onu niye almışım diye böyle bir saçma sapan duruyorum. Bazen kendimi aptal gibi hissediyorum. Hediyelik eşya olarak şu an, yani uzun zamandır artık almıyorum çünkü gerçekten buzdolabım magnet kaynıyor. Hani kupa 1, magnet 2 ve bence 3. olarak da çatal, bıçaklar. Bir ara tabakları da çok seviyordum. Ama artık hediyelik eşyalardan herhangi böyle bir şey almak istersem maksimum bu magnet oluyor. O da yine böyle olabildiğince tutuyorum kendimi ve alma kardelen zaten çok var diyorum kendime. 22. Et ürünleri. Zaten vejetaryen olduğumu eğer ki kanalı takip ediyorsanız, videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Dolayısıyla et ürünleri zaten evime girmiyor. Yine bu herkesin kendi tercihi. Bu sadece benim yolculuğumda bana iyi gelen bir şey olduğu için herhangi bir şekilde ne balık ne işte kırmızı et ne beyaz et tüketmiyorum. Vejetaryenim. 23. olarak şekerli ve asitli içecekler. Buna Fanta, kola, Sprite her şeyi sokabilirsiniz. Iced tea. Hiçbirini asla ve asla artık satın almıyorum. Zaten kola hani ortaokulda uzun zaman iç, uzun zaman derken hani lise sona kadar içmişimdir herhalde. Böyle o dönemde hani tam ergenlik çağlarında yani günde 3-4 tane falan içtiğimi hatırlıyorum ve benim annemin yani neredeyse midesi delinecekti. Su içmezdi, kola içerdi ve onun ne kadar sağlıksız olduğunu zaten gördükten sonra asla dedim. Bırakış o bırakış, bir kere bile ağzıma sokmadım. Kesinlikle ne kola ne Sprite ve sevmiyorum da zaten. Artı sağlıklı gelmiyor. Evime satın aldığım, yani artık satın aldığım tek şey maden suyu. Bunda da vermeyeyim isimleri, o da markaya girer diye, ama asitli, şekerli içecekler hiçbir şekilde evime girmeyen bir diğer madde. 24. indirimde olan ürünler. İndirimde olan ürünler derken şunu demek istiyorum. Aa işte şu tişört ya da ne bileyim şu kazak, işte şu mont indirime girdi ya da şu pantolon, neyse. Bunu satın alayım değil de gerçekten hani çok beğendiğim ya da aa bu bende olsaydı dediğim ya da bana kendimi aa bu çok iyi hissettirir ya dediğim ürün İndirime girdiyse alırım. Ama özellikle indirimde diye eskiden olduğu gibi aa bakayım indirimde ne varmış diye kovalamıyorum, almıyorum. O yüzden bu benim artık satın almadığım bir diğer ürün. 25. olarak makyaj temizleme mendilleri. Arkadaşlar sizlerle paylaştım bilmiyorum ama Instagram'da ekolojik dönüşüm diye bir hesap var ve bu hesaba bayılıyorum. Çünkü ben hani o atkılıyla da, yani artık atkılarıyla böyle fırçalar var ya, kuru fırça diyeyim size. Hem onu o siteden aldım hem de makyaj temizleme mendilleri yerine böyle koton yuvarlak ya da kare, hani şeyleri var ya, yuvarlak ya kare, böyle mendilleri var ve onu yıkıyorsunuz. Ondan sonra yine kullanabiliyorsunuz. Ben bunu çok daha faydalı doğaya en azından ve hani atmadığımız bir şey olduğu için yararlı buluyorum. Sadece ojeleri çıkarmak için tabii ki de o pamuğa ihtiyacım var. Onu alıyorum ama onun dışında makyaj temizleme
Makyaj derken de çok yapmıyorum ama işte gece yatmadan önce temizleme mendili olarak kullandığım Koton ekolojik dönüşümden satın aldıklarım oluyor. Çünkü onu defalarca kullanabiliyorsunuz. 26. olarak kokulu mumlar. Kokulu mumlar benim evime giremez. Bunun da en büyük sebebi zaten o kadar zararlı olduğunu bilmiyordum. Bir buçuk iki sene önce hani bunu öğrendim ve takip ettiğim işte dediğim gibi minimalist olan bir kız vardı Kanada'dan. Onun bir videosunda karşılaştım. O böyle bal mumunu önerdi. Yani bal mumundan yapılan mumlar çok iyi dedi. Bir de soya mumu. Soya mumunu zaten duymuştum, biliyordum ama o çok az yanıyor. Çok az yandığı için de zaten çok sevmiyordum. Neyse, o bal mumunu araştırdım. O, yani bal mumundan nasıl mum yapılıyor, bunu nerede bulabilirim falan diye araştırırken yine dediğim gibi bu ekolojik dönüşümde var ama bana çok pahalı geldi ve hani bal mumunun en kötü yanı hemen bitmesi. Ama bu mumlarla ilgili hani eğer siz bulabiliyorsanız ve zararlı olmayan, çünkü kokulu mumlar özellikle söndükten sonra o yaydıkları hava var ya, yani o koku, o gerçekten sağlığımıza aşırı zararlı. Bunu araştırabilirsiniz. Ama bal mumundan ya da soya mumundan yanan, hani bana da önerebileceğiniz, satın alabileceğim böyle bir yer varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız ya da Instagram'dan bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bulamıyorum çok fazla ama kokulu mum asla almıyorum. 27. olarak yapay takılar. Bu yapay takılar derken hani böyle çok ucuza mal olan ve hani taktığınızda böyle 3-5 kullanmada giden kolyeler, yüzükler, bileklikler. Hani bu tarz böyle, bu gerçek bir taş ama taşın adını unuttum. Ama 20-30 liraya falan almıştım. Hani bunlar tamam. Ama açıkçası mesela böyle bir kolye alacağım ve maddi durumum yoksa o anda biriktiriyorum. Hani illa çok güzel gördüm diye o kolyeyi ya da o yüzüğü almıyorum. Ama 3-5 ay sonra, 1 yıl sonra gerekirse alıyorum. Ama bence hani özellikle böyle takılara yatırım yapacaksanız gerçekten kaliteli takılara yatırım yapmanızda fayda var. O yüzden yani eğer ki dilerseniz bu anlamda siz de bunu bir göz önünde bulundurabilirsiniz diyeyim. 28. olarak depolayacağım yiyecekler diyeyim. Mesela bu ne demek oluyor? İşte mercimeğim varsa ay gidip bir de yeşil mercimek alayım, kırmızı var ama yeşili de olsun falan gibi, onu almıyorum. Ya da mesela tuvalet kağıdından örnek vereceğim. 6 tane tuvalet kağıdı kaldıysa kalkıp da bir 12 tane daha alayım demiyorum. Stok yapmıyorum, depolamıyorum. Yani çünkü buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten biterse hani son 2 tane kaldıysa o zaman giderim, alırım. Ya da ne bileyim 2 çeşit meyvem varsa aman bir 3 çeşit daha alayım diye düşünmüyorum. Yani bu benim tercihim. O yüzden de böyle hani elimde ne varsa onları bitirip ondan sonra alışverişe çıkıyorum ve ona göre alıyorum. 29. olarak dürtüsel alışveriş. Bu ne demek oluyor? Mesela böyle bir yere gittiğinizde ya da arkadaşınızla geziyorsunuz. Ay ne kadar tatlı, bunu alayım ya falan dediğiniz şeyler vardır ya. O işte hani impulsive buying diye geçiyor. Gerçekten dürtüsel alışveriş ve bir şey çok tatlı olabilir ama illa onu almanız gerekiyor mu? Bunu belki de sormakta fayda var. O yüzden de ay ne tatlıymış, ay rengi ne güzelmiş diye hiçbir şekilde hiçbir şey almıyorum. 30. olarak zaten bunu çatal bıçakta biraz bahsettim ama özel günlere özel tabak çanak. Yani hiçbir şekilde işte bilmem ne serisi tabağım, çanağım yok benim. Yani hatta küçük deniz kızını çok seviyorum. Mesela bir arkadaşım gelirse ay bak bunu da yiyelim mi falan diye. Hani böyle abidik gubidik yani tabaklarım var. Ama yani şu anda herhalde bir toplamda küçük büyük en az 25 adet vardır herhalde. Bunu azaltmak istiyorum. Özel günlere özel tabak çanak da almıyorum. Artık satın almadığım 30... Birinci şey şu, el çantaları ve cüzdanlar. Yani eski bir istifçi, yeni bir minimalist olarak, daha doğrusu bu yolculuğa çıkmış biri olarak el çantasına çok meraklı değildim ama vardı böyle çantalarım. Çantalarım derken de öyle marka falan değil. Yani 15 yaşından kalma, işte 17 yaşında bilmem şuraya gitmiştim bunu tutmalıyım diye çok çantam vardı ve şu anda bez çantalarım hariç maksimum 12-13 çantam vardır. Hani küçük büyük her şey dahil.
birçok ihtiyacı olan insana verdim çantalarımı, dağıttım. Ama cüzdan konusunda aynı şeyi söyleyemem. Bir dönemde böyle aman ne kadar renkli, aman ne kadar tatlı, ay ay bu bende olmalı diye. Yani gerçekten böyle bundan 4-5 sene öncesine kadar deli gibi cüzdan alıyordum. Artık yani almıyorum, hiçbir şekilde almıyorum ve elimde olanlardan da yavaş yavaş vedalaşmak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim size. 32. olarak duş jeli. Buna böyle biraz nasıl yani, duş jeli alınmaz mı, saçmalama, neyle yıkıyorsun falan diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. Ben eskiden olsa duş jelini nasıl kullanmayacağım derdim. Ama şöyle bir şey var, duş jellerine genelde baktığınız zaman, yani benim hep arkasını okuduğumda ya da araştırdığımda biraz hani bu bana yararlı mı cildime diye böyle, sonuçta cildimiz de nefes alıyor. Hani o gözeneklerden içeri bir şey giriyor ve onun hani ne girdiğini bilmek çok önemli. Duş jelleri de genelde hep böyle işte yapay kokular, yapay şeyler, hani bize iyi gelmeyen, cildimize iyi gelmeyen maddelerden oluşuyor. Bu noktada ben gerçekten çok sağlıklı ve iyi bulduğum sabun markaları var. Özellikle böyle Londra'ya, hani bilenleriniz bilir, hani yine videolarımı izleyenler bilir. Orada okuduğum ve yaşadığım için oradaki mağazaları çok iyi biliyorum ve bu süreçlerden önce hani sık sık giderdim. Orada böyle vegan hani ürünler satan birçok yer vardı. Oradan sabun alıyordum falan filan ve duş jelinden sabuna geçtim. Bir de hani bu tabii size iyi geliyorsa, sonrasında banyodan çıkmadan önce daha ıslakken bebe yağı sürüyorum ben. Sebamed'inkini bayağı beğendim. Bir de Comil'inin şu anda kullanıyorum. O Sebamed bitti, bir daha sipariş vermedim. Biliyorsunuz bir şey bitmeden yerine başka bir şey almıyoruz. Yani ben almıyorum diyeyim en azından. Burada kimseyi bir şeye itmiyorum. O yüzden de böyle bir değişim oldu hayatımda. 33. maddemiz güneş gözlüğü. Yani arkadaşlar gerçekten ne desem az. Çünkü güneş gözlüğü manyağıydım da aynı zamanda. Çok seviyorum. Hani başım göğe ermiyor güneş gözlüğü takınca. Ama eskiden böyle ne olacak canım, alayım onu da alayım falan diye düşünüyordum. O yüzden yani daha doğrusu ne aldığım üzerine düşünmediğim için alıyordum. Sonra bunda herhalde bir yıl olmuştur ya. Bir yıl olmuştur. Zaten sevdiğim bir marka var. Marka adı da vermeyeyim, reklama girmesin yine. Ama o markanın gözlüklerini alıyorum. Hatta iki marka var. Artık yani onları da 10 senedir falan kullanıyorumdur. Yani o kadar eski ama eskimiyor yani hiçbir zaman. Hiçbir zaman da yani bundan sonrası için de güneş gözlüğü hayat boyu belki almayabilirim. Ya da çok seversem bir gün. Ama elimde olan güneş gözlüklerini yavaş yavaş vermek istiyorum. Yine ihtiyacımız olan 1-2 hadi maksimum 3 güneş gözlüğü. O yüzden de güneş gözlüğü benim satın almadığım son şey. Sizin satın almadığınız, artık satın almayı düşünmediğiniz, yani bu artık bence almasam olur dediğiniz ürünler, şeyler var mı? Varsa bunları yorumlarda benimle paylaşın lütfen ve çok da merak ediyorum hani siz ne almamayı düşünürsünüz ya da var mı hayatınızda böyle bir gelişme? Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmazsanız çok 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 minnettar olurum. Minimalizmle dolu günler diliyorum size eğer ki bu yolculuğu seçerseniz. Ama şunu bilin, benim diğer bu arada minimalizm videolarımı da isteyenler izleyebilir. Orada da bahsetmiştim çünkü ben bir defter tutuyorum ve bu defterde de hani aslında neyi veriyorsam onu yazıyorum. Bu benim hani daha iyi görmemi sağlıyor. Aa, bu kadar şeyim varmış ve ben bunları verdim süper falan gibi. Siz de isterseniz böyle bir defter edinebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bugün çekeceğim konu. Aşırı heyecanlıyım. Uzun zamandır minimalizm videosu çekmedim, ondan esas. Niye bu kadar heyecanlandım ya? Neyse, rahatız en azından ya. Eskiye göre daha rahat olduğumu düşünüyorum.